Merhaba gençler. 10. sınıf kimya kazanım kavramı ikinci test. Yine kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar. Aşağıdaki tepkimeye de girenlerin ve ürünlerin miktarları verilmiş. Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? Bunu neyle yapıyoruz? Kütlenin korunumu kanunuyla yapıyoruz. Kütlenin korunumu. Şimdi bakalım, kütlenin korunumu diyordu ki reaksiyona girenlerin kütleleri toplamı ile reaksiyon sonucunda oluşanların kütleleri toplamı birbirine eşittir. Dolayısıyla 10 artı x eşittir 8, 14 daha 22, x eşittir 12 olmak zorunda. Kolay bir sorudan diğer soruya geçiyoruz. Bakır 2 oksit bileşiğinde kütlece %20 oksijen atomu bulunmaktadır. Bakın 100 gram alırsam diyor, bunun %20'si oksijen, %80'i de nedir? Bakırdır. Buna göre diyor 60 gram bakırın yeterince oksijenle, bu durumda 60 gram bakır yeterince oksijen ne kadar acaba oksijen? Şöyle yapabiliriz. X eşittir burada. İçler dışlar çarpımında 80x 20 çarpı 60'tan x eşittir 15 çıkar. Yani oksijen 15'miş. 60'ta bakır vardı. Toplam oluşan bileşiği sorduğuna göre 75 gram bileşiğimiz oluşuyor. Geldik 3. soruda. Diyor ki diazot trioksit bileşiğinde kütlece azotun kütlesi bölü oksijenin kütlesini soruyor. Yani kütlece birleşme oranını soruyor bize. Azotun kütlesini bulmak için 2 tane azot olduğu için 2 çarpı 14 yapıyorum. 1 tane azot 14. 3 çarpı 16 yapıyorum. Ve 28 bölü 48'i buldum oran. Sadeleştirmem gerekecek. 14 bölü 24. O da 7 bölü 12 bizim B şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü soruya geçiyoruz hemen. Diyor ki yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oranlar kanunu uygulanabilir? Bakın, katlı oranlar kanunun uygulanamayan 3 durumu vardı. Birincisi 2'den fazla atom içerisinde, 2 çeşitten fazla. Yani hidrojen, klor, oksijen 3 çeşit atom olduğu için burada uygulayamayız. İkincisine bakıyoruz. 2 çeşit var ve katlı oran burada kükürtler eşitsizden 2 bölü 3 olduğu için uygulayabiliriz. Burada basit formüllerine bakacağız. Bunların karbon CH4 birincisi. Bunu da 3 ile sadeleştirme CH2. Karbonlar sabitken hidrojenler arasındaki oran 2 bölü 4, yani 2 olduğuna göre bunu da uygulayabiliriz. Uygulayamadığımız durum neydi? Katlı oran basit formülleri aynıysa uygulayamıyorduk. Farklı elementler arasındaysa uygulayamıyorduk. Ya da 3 tane farklı element varsa birbirinden, orada da uygulayamıyorduk. Gelelim kalsiyum sülfür bileşiğinde kütlece birleşme oranı 5 bölü 4'müş. Eşit miktarda kalsiyum ve kükürtten en fazla 45 gram bileşik elde ediyormuş. Bakalım şimdi kalsiyumdan birleşme oranı 5 gram aldığımda kükürtten 4 gram alıyorum. Kütlenin korumuna göre oluşan bileşiğim 9 gram. Oluşan bileşiğimiz en fazla 45 olsun istiyoruz. 45 gram bileşik oluştuğuna göre bakın kaç kat var burada? 5. Dolayısıyla kükürtten 20 gram alınmış. Kalsiyumdan da 5 katı 25 gram alınmış. Böyle eşit miktar sorularında hep ne yapıyorduk? Çok olan kadar alıyorduk. Yani kalsiyumdan en başta 25 gram, kükürtten 25 gram alıyorduk. Ve harcanan 25'e 20 olduğuna göre kalsiyumdan hiç artmıyordu. Kükürtten 25'den 20'yi çıkardığımızda 5 gram kükürt artar diyorduk ve denizli şıkkı doğru oluyordu. 6. soruya bakalım. Burada yine katlı oranlar kanunu ile ilgili bir soru var. X, Y2 ve X2, Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmış oluşturulurken, buna göre diyor X, Y2 bileşiğin oluşumunda 5,6 gram Y elementi kullanıldığında X2, Y3 bileşiğin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? Hemen tablomuzu yapıyoruz. X, bu tip sorularda hep tablo yapmak işimizi kolaylaştırır.
x, x2y, 3. X'ten bir tane, y'den iki tane var. X'ten iki tane, y'den 3 tane var. Bunların oranlarını eşitlersek, çünkü eşit miktar da x elementi dediği için x'leri eşitleyeceğim. Bunu ne yaptım? 2 ile genişlettim. Bu x 2 oldu, y de 4 oldu. Y'ler arasındaki oran neymiş? 4 bölü 3. Yani y'ler arasındaki oran 4 bölü 3 ise birinci bileşimde x, y2'deki 5,6 gram olduğuna göre ikinci bileşimdeki y'miz ne kadardır? Buradan hemen 4y eşittir 3 çarpı 5,6. 4y eşittir 16,8 yapar. Çarptığımızda buradan da y eşittir 16,8'i 4'e böldüğümüzde 4,2 yapar. Demek ki doğru cevabımız 4,2 B şıkkıymış. 7. soruya baktığımda kalsiyum oksit bileşiğinde kütlece birleşme oranını vermiş. Sabit oranlar kanunu soruyor bize, daha doğrusu. Ve biz ne yapıyorduk? Kalsiyumun kütlesi 40 olduğu için yazıyorum. Aynen. Oksijen kaç tane? Bir tane olduğu için 16 yazıyorum. 40 bölü 16. Yani A şıkkı oldu. Ama görüyorsunuz burada bunun sadeleştirilmiş hali 20 bölü 8, 10 bölü 4 ve 5 bölü 2, yani E şıkkı ve A şıkkı aslında birbirine eşit. İkisinden biri olmalı bence. İkisi aynı anda verilmesi doğru değil. Gelelim 8. soruya. 8. soruda alüminyum sülfür bileşiğinde kütlece birleşme oranı 9 bölü 16'dır. Buna göre 48 gram kükürt ile yeterince alüminyumun birleşmesine kaç gram alüminyum sülfür bileşiği olur? Şur bakalım. Şimdi 9 bölü 16 birleşme oranında oluşan bileşik 25 gram. Yani şöyle diyebiliyoruz. 16 gram kükürt ile 25 gram bileşik oluşuyor ise 48 gramla ne kadar oluşur? Bakın bu bunun 3 katı olduğunu göre x de eşittir 25'in 3 katı, yani 75 gram bileşik oluşacaktır. Gelelim 9. soruya. 9. soruda x ve y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütlelerinin x'in kütlesine bağlı değişim grafiği verilmiş. Buna göre birinci bileşiğin formülü x2y3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım şimdi. Biz şuradan boş sayfa açalım. Burada bileşiği oluşturanlar x ve y. Yine böyle bir şeklimizi çiziyoruz. Birinci bileşik x, 2, y, 3. Birinci bileşiğimizde x, 3. Bileşik, bakın burada bize verdiği bileşiğin kütlesi. Bileşiğin kütlesi 9. O zaman y ne olur? 6 olur. İkinci bileşiğimizin formülünü soruyor. İkinci bileşiğimizde x 6. Bileşik 12 olduğu için 6 çıkardığımda y'ye 6 kalıyor. Demek ki ikinci bileşiğimize bakın. X 2 katı, y aynı. X 2 katı olunca x 4, y aynı olunca y 3 olur. Böylece A şıkkını da atmış oluyoruz. 9. soruda doğru olmuş olduğunu görüyoruz. Hemen şunu, cevabımız A şıkkı oldu. Onuncu soruya geldiğimizde x ve y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme oranını vermiş bize. 2 bölü 3 diye.
Buna göre X ve Y'den eşit miktar alınarak 40 gram bileşik elde edildiğine göre başlangıçtaki tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? Şimdi X, Y. X'ten 3 aldığımızda Y'den 2 alıyoruz ve bileşiğimiz XY'miz 5 gram oluşuyor. 40 gram oluşabilmesi için kaç katı olması lazım? 8 katı. Y'nin 8 katı 16. X'in 8 katı 24. En başta eşit miktarda dediğinde sorularda kaç kaç alıyorduk? Çok olan kadar. Yani 24'e 24 alıyorduk. Dolayısıyla başlangıçta her ikisinden de 24-24 olduğuna göre 48 gram bileşiğimiz var demektir. Geçelim 11. soruya. Diyor ki yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangisinde eşit miktarda x ile birleşen y'nin kütleleri arasında katlı oran 2 bölü 3'tür. Burada hemen x'leri bakın eşit. Y'nin arasındaki oran 2 bölü 3. Evet, 1 de 2 bölü 3. 2'ye bakıyorum. 2'de x'ler eşit değil. Dolayısıyla bunu 3 ile çarptım. Şurası pardon, 2 ile çarptım. Şurası 6 oldu. Y 2 oldu. Bunu 3 ile çarptım. 6 oldu. 3 oldu. Yani oran 2 bölü 3 oldu. 2'de de 2 bölü 3. Gelelim sonuncuya. X'ler eşit olsun diye bunu da 2 ile çarpacağım. X 2, Y 2 oldu. Y'ler arasındaki oran yine 3. soruda da 2 bölü 3 oldu ve E şıkkı. Burada ne yapıyormuşuz? Demek ki x'ler eşitlensin diye uygun katsayılarla çarpıyormuşuz. 12. soruya geliyoruz. Diyor ki aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde katlı oranlar uygulanamaz? Katlı oranların uygulanamadığı durum neydi? 3 atom, 3 farklı atom olması. Bakalım, 3 farklı atom yok. Birincisi, 3 farklı atom olursa katlı oran aranmaz. İkincisi, iki atomdan oluşmuş ama farklı atomlar varsa, farklı atomların oluşturduğu bileşiklerde katlı oran aranmaz. Bakıyorum, hidrojen oksijen ikisinde de fosfor klor ikisinde de azot oksijen ikisinde de karbon hidrojen ve karbon oksijen. Üçüncümüz neydi? Basit formülleri aynı ise, basit kaba formül aynı ise uygulanamaz. Şimdi bakın, basit formül ikisi de zaten en basit halde, bunu da uygulanabilir. H2O2 de yine bu HO diye basit formülle getirebilir, uygulanabilir. Burada da zaten P'ler eşit, klorlar arasında 3 bölü 5 oranı görüyoruz. Burada da azotlar eşitlediğimde 2'ye 4 olur. Yine 3 bölü 4 oran. Ama burada basit formülünü aldığımızda CH2 olur. 2'ye böldüğümüzde. Bunu 5'e böldüğümüzde CH2 olur. Bakın, basit formülleri ikisinin de aynı olduğu için D şıkkında katlı oran aranamaz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.